Günaydın. 25 Temmuz Cumartesi gününden hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Biraz önceki videomda astrolojik değerlendirme yaptım. Şimdi çay falım var, Lero tarotum var, klasik tarotum var. Hangisini isterseniz seçin. Yorumlamaya çalışacağım. Gönül Akkor'u açtım. Benim çocukluğumun şarkıcısı. Çok severdik o dönemler. Şimdi seviyorum. Ömrümce gülmediğim isyankar oldu. Ağlayan sonunda güler gibi. Ömrümce gülmediğim isyankar oldu. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlar ateşlere aşkımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Siz de tövbekar oldunuz mu sevmeyi? Hallarında çıkacak bakalım dostlar. Çay falı mı? Klasik tarot mu? Lara tarot mu? Biraz sonra çıkacak mı ortaya? Dostluklar yalanmış, sevgiler rüya. Anladım hayatın bütün rüya. Dostluklar yalanmış, sevgiler rüya. Kızdım gönlüne beni dünyaya. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Evet dostlar, çay falından başlıyoruz. Sevgili dostlarım, sevgili dostlarım, bir yol düşünüyorsunuz. Bakın, bir yol düşünüyorsunuz ama yol biraz gerilerde kalmış. Biraz gözyaşı dökmüş çay falını seçenler, biraz sıkıntıda, biraz üzüntüde olduğu bir dönemde adeta atın üzerine binmiş şahlanacak. Sıkıntının çok çabuk zamanda geçeceğini, bir alacağınız psikolojik destekle ya da birisinden alacağınız moralman böyle destekle beraber büyük bir ilerleme kat ettiğinizi görüyorum. Ok işaretleri başarıyı gösteriyor. Ok işaretleri daima zirveyi gösteriyor. Zirveyi gösteriyor ve siz hakikaten çok önemli bir devreden geçeceksiniz. Ama şunu unutmayın ki bu devreden geçmeniz astrolojik değerlendirmeye de bağlı. Çay falını seçmiş olan aziz dostlarım, size diyebilirim ki astrolojik olarak gökyüzü sizi destekliyor. Gökte ne varsa yerde de o var diyor. Artık
göksel anlamda yükselme vaktiniz geldiğini işaret ediyorum. Hiç korkmayın. Yakın tarihte çok güzel bir haberlerle beraber ya, inanılmaz derecede kalesi olan bir şehir, Antalya mı olur, Alanya mı olur, yani bilemiyorum, Fethiye mi olur, Bodrum, ya böyle deniz kenarında bir yerde tatile çıkacaksınız. Ama bu iş tatili. Siz başarı göstereceksiniz ve sizi böyle bulunduğunuz şirket olabilir, aileniz olabilir, yakın bir arkadaş çevreniz olabilir, sizi böyle bir tatile götürecekler. Bir tümsek gibi bir şey çıkmış. 15-20 gün kadar bir sıkıntılı dönemden sonra rahatladığınızı görüyorum. Tatile ne zaman mı çıkacaksınız? Önümüzdeki 3 hafta içerisinde bu tatili gerçekleştiriyorsunuz. Çok güzel, çok başarılı gözüktünüz. Hafif çay falını seçenlerin hafif olaraktan mide bağırsak sorunu yaşayacaklarını görüyorum. Onların da çabuk iyileşecekleri kesin. Ama dert etmesinler, yakın tarihte böyle devlet kapısından, bayraklı bir kapıdan güzel haberleri geliyor. Onların ikili ilişkiler konusunda da böyle bir küs, bir barış giden bir ilişki var. Ama birisinin böyle bir anahtarla kalbini açmalarını, açmayı başaracaklar. İkincisi, araba almaya niyet edenler, sevgili dostlarım, çay falını seçenler de araba aldıklarını görüyorum. Kesinlikle arabanız hazır, anahtarınız hazır. Bir araba geliyor evinizin önüne. İnşallah hayırla, uğurla gelsin. Ne renk derseniz, kırmızı ya da bordo ya da böyle kahverengi gibi. Kırmızının tonlarında gördüm, hissettim tabii. Kahve falında değil ama yoğunlaştığımda gözümün önüne geliyor. Yani benim şu saçımın kızıllığı gibi bir kızıl da olabilir. Çok severim kırmızı arabaları. Evet. Yalnız dikkat edin. İki büyük dileğiniz var. İki büyük dileğinizin birisi hemen olacak. Birisi de aşk üçgeni gibi bir şey. Onun da zaman içerisinde olacağını görüyorum. Gergedan gibi birisi çıkmış. Kilolu ve kıskanç bir erkek. Dikkat edin, etrafınızda sizinle uğraşıyor. Böyle sizinle bir alıp veremediği var. Bu insanın tez günde böyle kötü niyetini görebilirsiniz ama ağzının payını veriyorsunuz, susturuyorsunuz. Aynı zamanda ilmek ilmek ördüğünüz bir olay var. Bir şeyleri, yani sosyal statünüzü kazanacaksınız. Belki yitirdiğiniz bir sosyal statü olabilir. Belki insanlar size bir iftira atmış olabilirler. Ama size attıkları iftiranın içinde kendiler boğulacaklar. Hiç kafanızı yormayın. Geliyorum klasik tarotuma ve laro tarotuma. Klasik tarotu seçenler için dostlar, genç yaşımda yaktı beni kederler, kendi kaderime sitemkar oldum, ağlayan sonunda güler dediler. Ömrümce gülmedim, isyankar oldum. Gençlikte kalmadı, 54 yaşındayız. Yani diye diye Allah bana isyan ettirecek mi? Bakıyorsunuz Canan Canoğlu küt öbür tarafa gitmiş. Al sana yaşlıyım dedim, al sana 54 yaş dedim. Öbür tarafa da gidebiliriz ya, korona morona derken bir gümbürtüyle Allah'ım şükürler olsun bugünüm 2 yaşıma diyorum. Birinci, İkinci, üçüncü kez bölüyorum. 3 tane çekiyorum. Bütünün hayrına, sizin hayrınıza olmak üzere. Laro Tarot'a geliyorum. Laro Tarot'ta da seçenler ona göre yorumlasınlar artık. Evet. Laro Tarot'u da bir köşeye koyduk. Klasik Rider White. Bir hayli karşınızda cimri bir insanla berabersiniz. Yani bir dediğinizi yanlış anlayan, paraya tapan bir insanla karşı karşıyasınız. Patronunuzdan zammı isteyeceksiniz.
eşinizle ilgili bir sıkıntı mı var? Yani eşiniz para mı vermiyor, ne veriyor, ne yapıyor? Yani bir cimri insanla karşı karşıya olduğunuzu görüyorum ve siz kimseden hayır yok diyeceksiniz. İnsanın kocasından da hayır gelmiyor. İnsanın patronundan da hayır gelmiyor. Ne geliyorsa Allah'tan geliyor. Onu iste diyor kart. Allah'tan iste diyor. Hasbinallah nimel vekil deyin dostlarım ya. Ben her zaman derim. Hasbinallah nimel vekil. Vekil, Allah benim vekilim. O veriyor bana rızkımı. Kimse vermiyor. Rabbim çok şükür bir yerlerden geliyor işte. Her yerden. Bol bol geliyor. Hem de katlanarak geliyor. Hem de rahatlıkla geliyor. Şükürler olsun. Sağlığım yerinde mi acaba? Yerimde değilse de yerinde olmaya çalışıyorum. Evet, iki tane anahtarınız hazır, eviniz ve arabanız. Ya da iki tane eviniz. Devlet kapısından umduğunuz bir kağıt. Yani bir şey umuyorsunuz, o kağıda kavuşacaksınız. Ve eviniz, arabanız hazır, daha ne olsun. Ben Alice Harikalar diyarında yaşıyorum. Hiç kötü kar çıkmaz bana. Vallahi bak. Melekler seni destekli, gökkuşağı çıkmış. Sarının bereketiyle beraber. Ama lacivert var orada. Lacivert ne diyoruz? Kurallara uydur. Lacivert renk kurallara uy demektir. Bir insan laciverti seviyorsa kurallara uyuyordur. Toplumsal kurallara uyuyordur. Böyle hayatın kurallarına uyuyordur. Hayatın kurallarına uyarsan para sana gelecek diyor. Meleklerin aniden gelecek diyor. Ve bir aşk üçgeni çıkmış. Lütfen dostlar, aşk üçgeni iki kişi arasında kalmayın. Ya da karşınızdaki partner iki kişi arasında kalıyor. Sonsuz aşk istiyorsan İkisinden birini seç ya boyundan vazgeç diyor. Ve hakikaten ikisinden birini seçtiğinde sonsuz huzur ve mutluluk ve yani bu pembenin verdiği renk diyor ki yani aşkın matematiği yoktur diyor. Aşkın aklı da yoktur diyor. Artık nasıl olacaksa karşınızdaki partneri alıp karşısına konuşacaksınız. Yani ya ikimizden birini seç diyeceksiniz ve aşkta bir ayrılık görüyorum. Yani bu desteği seçenler, Lara Tarot'u seçenler, aşkta bir ayrılık var. Kalbinizin sesini dinleyin. Bir aldatma, aldatılma enerjisi var. Kopun diyor. Yani bağımlı ilişkiden kopun diyor. Ayrılık da gerekiyor bazen. Kartlar ayrılmanız ve gitmeniz yönünde uyarı verdi. Çünkü partneriniz aldatıyor sizi dostlar. Aldatma, aldatılma enerjisi çok yoğun. Aşkın mantığı yoktur diyor. Ama mantıklı olmak zorundasın diyor. Kurallara uyarsan mutlu olursun diyor meleklerin. Kurallar ne? Aldatma, aldatılma enerjisini kabul etmiyoruz asla. Düzelmesini beklemiyoruz. İnsanlar düzelmez. Yani bir erkek bir kadına, başka bir kadına aşıksa sizinle beraber o ilişkini sürdürmesi mümkün değil. Ayşe gider, Fatma gelir, Fatma gider, Merve gelir ya da bir kadın, bir kız, genç kız her neyse birisine aşıksa dostlarım asla ve katiyen onunla beraber olmayın. Size aşık olmaz. Sizi tekrar sevmesi mümkün değildir. İrdeleyin, araştırın. İnsanın bir bakışı, bir konuşması, bir sözünden bile anlarsınız o erkeğin size aşık olup olmadığını. O kadının size aşık olup olmadığını. Yani bir erkek bir ileri, iki de geri adım atıyorsa, seni sorguluyorsa, mesela senin diyor mesela atıyor, saçın siyah, senin saçını siyah sarı yapacağız. Sen benim kurallarıma göre oynayacaksın. Yok abi, olmaz abi öyle şey. Kadını olduğu gibi kabul edeceksin. Saçıyla, başıyla, işte fakirliğiyle, zenginliğiyle her neyse. Sen onu kendine göre uyarlamaya çalışırsan sen başka kadına aşıksındır. Geride bıraktığın başka kadın vardır. Ya da başka bir erkek vardır geride bıraktın. Ona göre aklınızı başınıza alın. Eğer başkasına aşıksanız insanları oyalamayın. Onlar da yollarına çekilip gitsinler. Ve özellikle kadın arkadaşlara diyorum ki aldatılma enerjiniz çok yoğun. Erkek başkasına aşık, dikkat edin. Bu oyundan vazgeçin, bu aşktan vazgeçin, kopun diyorum. Aziz dostlarım, bugün çıkan sonuçlar buydu. Daha güzel şeyler söylemek isterdim son destede ama bunlar çıktı. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir cumartesi günü olsun. Bolluk, bereket sizi bulsun. Hoşça kalın. Dostça kalın.